Cep Telefoncu'nun sunduğu Spor 55 devam ediyor. Sevgili izleyiciler, mesajlarla başlayalım ve ondan sonra da Ergün Teber olayına girelim. Çok konuşacağım şey var. Ufuk Cir, iyi akşamlar Atilla abi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ergün Teber'e bir Samspor taraftarı olarak hakkımı helal etmiyorum. Ne kadar haysiyetsiz, insanlıktan nasibini almamış bir kişiymiş abi. Ama şuna inanıyorum ki kim ne yaparsa yapsın bu sene Samspor Süper Lig'e çıkacak. Senden bir ricam var. Eğer mümkünse Musa Aydın'ın Elazığ maçında giydiği formayı alnının teriyle senden rica edebilir miyim? Eğer mümkün değilse canın sağ olsun. Ufukcuğum söz veremiyorum. Formalarda gerçekten çok sıkıntı yaşıyoruz. Futbolcuların üzerlerine hepsi şey yapılmış, zimmetlenmiş. Formayı diyor attıysa diyor parasını diyor ödeyip alacak diyor. Ahmet Tural, abi gençler bizim geleceğimiz, sabırla hep beraber Süper Lig'e çıkacağız. Ahmetciğim erken gelmişsin eve. Ferit Bay, Mustafa Sevgi, Ofoedo neden kafa atar? Oyun içinde takım ruhunu yok ediyor. Bunu hocaya sorduk arkadaşlar. Basın toplantısında açıklamasını yaptı. Onu izlersiniz. O da programın çok hoş sonunda. Bir görüntü olmadı. Yani maçın içerisinde hem de iki kez böyle birbirleriyle çok hoş olmayan bir diyaloğa girdiler. Yaşanmasa iyiydi ama yine daha maç bitmeden barıştıklarını da gördük. Yani bu maçın gerginliğine mi vermek lazım yoksa başka bir gerginlik mi var üzerlerinde nedir onu bilemiyoruz. Onu hoca açıkladı. Onu büyümediğini de kapandığını da şunu söyledi. 5'e 2'de dedi beraber oynuyorlar mı? Oynuyorlar. İdmana çıkıyorlar mı? Çıkıyorlar. Yemede beraberler mi? Beraberler dedi. Sorun yok hocam. Hasan Tahsin Ergin, Murat Gürbüzeroğlu niye 18 kişilik kadroda yoktu hala anlamış değilim. Ümit Hoca bu kararıyla çok yanlış yaptı bence. Karabük 9 kişi kaldığında Murat gibi futbolcu lazımdı. Bize hızlı koşan, isabetli pas atan bunu örnekleri evimizde oynadığımız Bolu ve Urfa maçlarında gördük. Melek Şen, Melek kutluyorum. Kutluyorum, başarılar diliyorum kızımıza. İyi akşamlar Atilla amcacığım, Ender hocam. Öncelikle kırmızı duvar konusunda storlarda kırmızı montlar satılabilir. Hem de Samsporumuza maddi anlamda destek olunur. Örneğin biz polonlarımızı giyip üstümüze kırmızı formamızı giydik. Güzel bir haberim daha. Haberim de Bayanlar Handball 1. Liginde Samsun GSK Handball takımı olarak liderlik maçına çıktık. Namalip olarak lideriz. Bu haberin yanına Samspor'un liderliği çok yakışırdı. Bu sene Süper Lig'e playoff değil, birinci olarak çıkacağız. 9 kişi kalan bir takım vardı karşımızda. Oyuncu değişiklikleri ve gol bulmak için bir telaşa kapıldık. Bu sebepten gol şansı bulamadığımızı düşünüyorum. Son olarak da biz maça girerken çok sıkı aranıyoruz. Oradaki kargadaşa da ben de Karabük Sporlu taraftarının elinde bıçak gördüm. Rakip takım taraftarları aranmıyor mu? Bizim taraftarlarımız üstü başı çıkartılarak aranıyor. Evet. Oraya o bıçak varsa nasıl girdi? Soru işareti. Süleyman Şen, Ümit Hoca'nın deyimiyle bazılarının ekmek yediği ve futbol kariyerleri boyunca en iyi hatırası olan kişinin puan için küçülmemesi lazım. Böyle puan almaktansa yenilmeyi tercih ederim. Store'da kırmızı montlar satılsın, biz de maddi destekte bulunalım ama çantalar gibi 3 tane olmamalı. Fatih birçok pozisyonda ağır kalıyor, hamlede geç kalıyor, izliyoruz. Süleyman Şen, Samspor bizim başka Samspor'umuz olamaz da. Bu taraftarın ona verdiği değeri kaldıramadı ve altında ezildi. Ergün Teber için söylemiş. Onur Vural, Atilla abi Bender hocam, takım PFDK'ya sevk edildi ve Ergün Teber edilmedi. Bu konu hakkında görüşünüz nedir? Abi orada gözlemci ne iş yapıyordu ve Ümit Hoca'nın bugünkü haftalık toplantısında hoca ya maç içinde sinirlisiniz gibi bir soru geldi. Verdiği cevap da haklı. Bence hoca susmayacak. Yense de yenilse de. Kırmızı duvar. Karabük 9 kişi kalmasaydı kesinlikle bu maçı almamız daha kolay olacaktı. Kanatlardan yaptığımız ataklarda maalesef çok vasat kaldık. Hiç panik yapacak bir durum yok. Liderle aramızdaki puan farkı sadece 2. Biz desteğimize devam edelim. Gerisini takımımız halledecektir. Kırmızı duvar içinde Atilla abinin önerisi aklımızdadır. Toptan alındığında 30-40 kuruşa mal edilebilecek tek kullanımlı yağmurluklar vardır ve belki bu reklam aracılığıyla sponsor bulunabilir. Teşekkür ediyorum. Kırmızı duvar
Gerçekten dediğim gibi naylonlar çok ucuz ve basit. Tam bir kırmızı renginde hep beraber giyilebilir. Yüksel Ömüral, iyi yayınlar bizim takımın gol ayakları gelse fırsatları dağlara taşlara vurdular. En net Mehmet Çakır'ın direkten dönen topu eksik kalan takımda golsüz bir puan aldık. 2 puan kayıp tarafsız taraf. 2 puan kayıp tarafsız taraf alamıyoruz. Arkada sonuç ne olursa olsun kötü tezahürata yazmayalım. Siz de biz de olduğu gibi sınırlı adamım ama kötüsü çıkmamız bizde. Benden kombine maratonda ceza gelecek bu takım. Taraftarı kazanamıyor. Metin Ganik, iyi yayınlar Atilla Bey. Şaka bir tarafa, forma sorularınızı sormaya başladığınızdan bu tarafa galibiyet unutulur. Unuttuk, bir de şu Ergün Teber konusunu konuşursanız seviniriz. Geliyor oraya konu. Süleyman Orhan, futbolda yenmek de yenilmek de normal. Her olasılığı kabullenmek, maçı seyrediyoruz. Karabük maçında Ergün Teber'in yaptığı hareketler, inanın ki futboldan soğuklu desem yeri vardır. Bir futbolcu bu kadar çirkefleşemez, bu kadar küçülemez. Ergün Teber'e yazıklar olsun diyorum. Bu kadar karaktersiz biri olduğunu da öğrenmiş olduk. Unutmasın ki tarihe geçecek. Hasan Sırdaş, Samsun'un berabere kalabilir ama yılmadık, ayaktayız. Elazığ yenecek. Yeneceğiz. Sıkıntı yok Atilla abi. Samsunspor destek olabilmek için belli yerlerde otobüs kaldırılırsa, dolmuş parasını versek büyük bir mevla olur. 8000 taraftar olduğunu düşünüyorum. Olmaz mı? Saygılar, sevgiler. Selçuk Doğan, Bursa'dan Selçuk. Atilla abi, bu hafta Elazığ'ı yenip liderlik koltuğuna oturacağız. Bizim için önemli olan teknik direktör Ümit Hocamızın güvenmemiz lazım. Karabük Spor bizi güçlü kadrosuna rağmen yenemiyorsa demek ki bizim takımda taşlar yerine oturmuş. Bu başarının mimarları da Erkut Başkan, Ümit Hocamızdır. Bu sene çıkacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ahmet Gürelba, hiçbir şey bitmiş değil. Antalya nereden geldi? Süper Lig'e çıktı. Boş konuşmak ayrı, konuşmak ayrı. Bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Sahayı Ivanova, Hasan'a, Kone'yi bekleyeceğiz. İşte o zaman Samsunspor patlayacak. Boş konuşanlar o gün geldiğinde ben demiştim deyip alkışlayacak. Yapmayın, harcamayın. Bunlar bizim çocuklarımız. Ali Semiz. Şimdi Karabük maçında oynamayan oyuncuların, sakatlıkların ve cezalıların düzeldiğini varsayarak bir sayalım. Sayalım. Kone. Evet. Taha. Ivanov. Hasan Kılıç. Ivanov. Evet. 4 tane çok iyi oyuncu. Bir anlamda o az önce söylediğimiz kadromuzun dar olması hasebiyle bir takım kararlar alamıyoruz ya da bir takım yaptırımlar uygulayamıyoruz gerekçesini de ortadan kaldıracak. Bir anlamda da kadro kalitesini bir anlamda bir tık yukarıya çekecek bu 4 oyuncu. Bunların da ikinci devre bizimle beraber olmasıyla birlikte ki bu hafta Hasan'la Kone dönüyor. İkisi dönüyor. Diğer ikisi de en kısa sürede aramızda olursa bu 4 oyuncunun da ilk 11'e monte edilmesiyle daha bilinçli, daha ayağa pas oynayan, daha diri bir takım, daha pozisyona girebilen bir takım bizi bekliyor. Ali Semiz, selam, biz bu takıma yürekten sevdalıyız. Bu sene Süper Lig'e çıkma zamanı artık yeter. Ahmet Arıkan, Atilla amca dün maraton tribününü övdünüz ama stadı yöneten şirinler tarafları övmediniz. Neden acaba? Ne alaka Ahmet'im? Ya siz hep birliktesiniz zaten. Şirinler, yani Mehmet Soykan olsun, Melih olsun. Hep beraberiz. Burada ben ayrımcılık yapmak istemiyorum. Maraton tribünüydü zaten ama siz niye o tarafta oturuyorsunuz? Ben onu hala anlamış değilim. Şirinleri de oraya alsaydık daha iyi olmaz mıydı? Ergin Demiroğlu, Ümit Hoca Samsunspor'un başarısı için canla başla mücadele veriyor. Biz taraftarlar olarak ona son derece güveniyoruz ve destekliyoruz. Fakat disiplin konusunda sanki biraz aşırıya kaçırıyor. Unutulmamalıdır ki abartılmış disiplin parodisidir. Ahmet Emine Temel, Atilla abi forma için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Onu siz çekilişle kazandınız. Ali Semiz 4-5 tane birden yazmış, okumuyorum. Halil Gül, iyi akşamlar abi, şu an izliyorum. Maç sonucunu 0-0 bildim ama Karabük'ü yenmek için de maratonda mücadele ettim. İyi programlar. Regaip Bahar, Ivanov ve Taha ne zaman dönecek Atilla Bey? Evet, Taha yaklaştı. 1-2 haftası var ama Ivanov'un 3-4 haftası daha var. Samet Can Akkaya, selam Atilla abi. Ben Mardin Kızıltepe'den Nuri Akkaya, Elazığ maçında galibiyet almazsanız bir daha Spor 55'i izlemeyeceğiz. İyi yayınlar.
Yeter ki galip gelsin de sen beni de izlemesen de olur. Mustafa Nogay, Samsun Kolej takımı görüntüsünden uzaklaşmış görüyorum. Futbolcuda isteksizlik var. Bizim artımız hırsımızdı. O da olmayınca başarı gelmiyor. Osman Ömer Şahin, Atilla Bender hocamıza sormak istiyorum. Bizim takımımızdaki fizik kondisyon eksikliği yok mu? Diğer takımlara bakıyoruz. Koşan, mücadele eden, oyundan düşmeyen takımlar var. Bizimkiler maşallah 9 kişiyi mağlup edecek mecelleri kalmamış. Net bir şekilde görünür. Sizce de doğru tespit mi Ender hocam? Hocam bu soru sana. Az önce söyledik. Özellikle 60. dakikadan itibaren ağır kaldığımızı, fizik kondisyon olarak oyundan düşmeye başladığımızı görüyoruz. Evet, vefalı Kuzey, Tarık Şahin, küfür bize yakışmadı, biz kötü oynadık, ders çıkartmamız lazım. Bu puanların telafisi var, bu kötü oyundan ders çıkartmazsak işte o zaman kötü olur. Bazı taraftarlarımız, bazı takımın içindeki futbolcuları isim vererek yerin dibine sokması yanlış. Eğer verim alacaksak en başta sporcunun kafasının çok rahat olması gerekir, iyi antrenman yaptırmak lazım. Vallahi ben arkadaşlar her antrenmana gidiyorum, takım iyi çalışıyor, bundan emin olabilirsiniz. Bir soluklanalım hocam. Bu akşamki idmanında izledin mi? Yok, gitmedim hocam. Şeyden sonra, basın toplantısından sonra işim vardı. Gitmedim. Şimdi şeye gidelim. Şu Ergün Teber olayına gidelim. Cem, hazır mı? Hocam, bu kadar Ergün Teber'i ben bir yönüyle Samsun'da oynadığı zaman takdir etmiştim. Sevmiştim. Neydi o? Onun kardeşiyle Elazığ'da mı nerede bir yerde karşılaşmıştık falan. Oturduk sohbet ettik. Adana'daydı. Arif Alkan da vardı o zaman. Dedi ki benim abimin dedi hacı olduğunu biliyor musunuz dedi. Ergün Teber için. Orada öğrenmiştim. Orada bir insani duygular içerisinde sevinmiştim. Ama burada ne hacılık kaldı ne hocalık kaldı. Kendisine yakışmayan, futbolculuğuna hiç yakışmayan ve orada ben kendi yazım da yazdım. Yani karaktersizliğin en büyüğünü yaptı. Karabük Spor bu adama dikkat etsin. Yarın bir gün çok büyük daha işler açar başına diyorum. Olayın başlangıcını hocam biliyor musun? Sen de yukarıdan izledin gerçi ama. Anlat. Anlatayım. Tac olayı. Ben sonradan sahanın içine indiğimde orada yaşananlardan, Musa'nın ağzından, Mehmet Çakır'ın ağzından duydum. Gidiyor diyor ki Teber'e, Ergün bak sana oradan tepki var. Maratondan tepki var. Bırak şu topu başka arkadaşın atsın. Yok ben atacağım. Ya atma Ergün, bırak işte. Bak hala geriliyor. Sana ne? Musa gidiyor söylüyor. Ya sana ne, ben atacağım bu topu. Olaylar buradan beri gidiyor. Ondan sonra da bir küfür lafı var orada zaten. Sonradan bizim yöneticilerimizle beraber soyunma odasına giderken orada ağız münakaşaları falan var ama bu arada ben orada bir şeye dikkat ettim. Temsilci elinde not defteri boyuna yazıyor. Bizim yöneticilerimizden bir tanesi döndü dedi ki eğer dedi sen bu listenin en başına Ergün Teber'i yazmıyorsan dedi sen de dedi senin de kişiliğinden şüphe ederim dedi. Ergün Teber başlattı bu olayları. Şimdi bir gidelim. Cem. Bir ver bakalım nedir ne değildir. Thank you.
Cep Telefoncu'nun sunduğu Spor 55 devam ediyor. Evet hocam, ne diyorsun görüntülere? Vallahi hoş görüntüler değil. Keşke yaşanmasa ama görüntülerde çok böyle şey de yok herhalde. Cep telefonuyla çektiğimiz onu bu bayağı bir sallanıyor. Şimdi bu cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde bizim seyircinin bir Ergün Teber'e karşı bir isyanı var. Bu isyanın sebebi o taç pozisyonunda. Taç atmaya giderken herhalde orada tribüne bir el kol hareketi yaptı. Evet. Muhtemelen de orada sahaya atılan bir ufak tefek cisimleri aldı, hakeme göstermeye çalıştı. Orada iş çığırından çıktı. Bu görüntüler neticesinde de biz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildik. 52 ve 53. maddeden dolayı bekleyeceğiz Perşembe gün. Nasıl bir ceza olur? Ergün sence alacak mı hocam? Biz onun seviyesine inmesek iyiydi. Yani biz bu tip oyuncuların seviyesine, bizim taraftarımız akıllı taraftardır, güçlü taraftardır. Bu tür dolmuşlara binmemesi lazım. Ama insan psikolojisi tabii. Damarına basıyorsunuz ya da o topluluk psikolojisi, o topluluğa bir hareket yapıyorsunuz. Ergün orada yaptığı hareketleri gözlemci yazdıysa Ergün'ün sevk edilmesi lazımdı ama ben baktım Karabük'ten sevk edilen yok. Ama sonradan çıkıyor hocam bunlar. Futbol disiplin kurulunda sevk edilen yok. Sevk edildi diye yazmayabilir. Değerlendirilir, ceza gelir ondan sonra. Diyor ki Karabük sporlu Ergün Teber şu hareketlerinden dolayı ceza almıştır. Abi, sevk edilmesini yani ilaki isimle beraber sevk edilmesi evet, mi lazım? Sevk edilmesi lazım. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu gündem maddesiyle toplanır. O gündem maddesine, resmi gündem maddesine hangi konuların görüşüleceği bellidir. Ergün'ün adı yazarsa... Samsun'daki olaylar görüşülecek densen. Evet, Samsun Spor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. Samsun Spor'un durumu bu görüntüler veya hocam, bir başka şeyler. Perşembe günü göreceğiz. Temsilci hocam. Raporları, görüntüleri, şunları bunları incelenerek bir karar verilecek. Umarız ucuz atlatırız. Hocam hakem raporları var orada. Oradaki yan hakemin önünde olan olaylar bunlar. Onları yazmayacaklar mı? Söylemeyecekler mi? Bildirmeyecekler mi? Bunlar Perşembe günü her gün ceza almazsa ben bu işi bilmiyorum demektir. Sen bu işi bilmediğini Perşembe günü öğreneceksin. Göreceğiz hocam. Tamam. Göreceğiz. Şimdi... Bir de şu var hocam, ben de notlarımın arasında yazdım. Maç öncesinde bir öğrenci grubu köşede bekliyor maça girmek için. Kılıç Aslan Ortaokulu, Kılıç Aslan Ortaokulu öğrencileri. Samsunspor'dan işte biz maçı seyredeceğiz, Samsunspor'a destek vermek amacıyla tamam gelin denmiş ama bunlar bir prosedür gereği biliyorsunuz. Paso ligi olmayanlar alınmıyor. Bu çocuklar orada kalmışlar dışarıda. Suçlayacak birilerini aramaya çalışıyorlar. İşte bizim şeyimiz vardı. Bize gelin dediler. Giremedik falan. Ben de o arkadaşımıza yazdım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Kendisinin çocuğu da o okulda. Ve müdürü de çok yakın bir arkadaşı. Dedim ki siz dedim Türkiye Futbol Federasyonu'ndan izin alındı mı? Onlar bilmiyorlar tabii. Biz Samsunspor Kulübü'ne söyledik. Samsunspor Kulübü oraya yazmayı unutmuş olabilir. Böyle bir öğrenci grubu gelip alacağız diye. Bunu temsilci almaz dedim. Hani orada hiç kimseye dargınlık, küskünlük yapmayın. Bunlar hep böyle resmi yazıyla oluyor. Bunun dedim bilgisini size bu şekilde yansıtayım dedim. O da teşekkür etti. Bilmiyorlarmış o konuları. Çocuklar maça giremedi. Biliyorsun Paso Ligi olmayan kimse maça girme şansı hiç mi hiç yok diyorum. Şeyin Cem, şu bir aklıma geldi, bir puan durumuna bir versene, bir de maç sonucunu vermeye gerek yok abi, puanlara bir bakalım. Alttaki hocam 7. 8. takımlar aramızda bile çok puan farkı yok yani. Ligin açın daha mi? Başı sayılır ama yani 9 hafta oldu. Tabii başı sayılır. Daha yok. İlk yarının yarısı oldu. 4'te 1'i bitti. İlk yarının yarısı oldu. Daha çok sular akar bu köprünün altından. 4 göre 9 36. Çok sular akar. Yani daha ligin başı. 4-1. Çok şey değişir. Bilmiyorum ama yani
Ben sezonun başında hocaya soru sor dedim. Şunu söyle dedim. Hocam kaleciye ihtiyacımız var mı diye bir soru sormuştum. İki tane çok iyi kalecimiz var demiştim. Halbuki Samsunspor'un ligin başında yabancı bir kaleciyle beraber sözleşme yapacakken olmadı. Bu iki kaleci bize yeterli dendiği için abi olmadı. İşte olay şey, abi bir de maddi sorayım. Şartlar, maddi durum, kulübün içinde bulunduğu tabii yani, durum. Yani biz şu var hocam, mıydı? Zola'nın yani, yerine kullanabilirdik ya. Ya kulübün içinde bulunduğu maddi şartlardan mütevellit bir takım sıkıntılar var. Çok böyle bir elimiz yağda, bir elimiz balda bir transfer sezonu geçirmedik senin, ki ya. Sen de gerçi oradaydın da, senin burada canlı yayında sorduğun bir şey vardı. Neden kaleci antrenörü tribünde oturur diye. Onu da sorduk. Cevabını aldın hocam. Ben dedi. Ben onun cevabını daha önce vermiştim Ümit Hoca zaten. Ben ona rağmen eleştiriyorum. Ben dedi ama antrenör olduğum süreç içerisinde dedi hiçbir kaleci tamam, hocasına. Tamam, bu Ümit Hoca'nın doğrusudur. Onun doğrusu. Futbolun doğrusu demek değildir ki. Neden orada olsun diye de bir soru sordu kendine. Neden olmasın? Şimdi neden olsunun cevabı neden olmasın? Neye göre olacak o zaman? Neye göresi yok ki bu mutlaka o kaleci yani, kaleci hocasının da onun cevabı kendi, vardır yani. Hayır, o kendince durumu açıkladı. Saygı duyuyoruz. Yani evet. Saygı duyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Hazır mı can? Şunu söyleyeyim ben. Aslında Ümit Hoca birçok şeyin cevabını tek bir cümleyle veriyor. Diyor ki futbolda her şeyin açıklaması vardır. Evet, doğru. Onu çok güzel açıkladı. Onu yani da her şeyin açıklaması var. Yani her eleştirdiğiniz konuya bir açıklama getirebilirsiniz. Her yaptığınız eleştiriye bir açıklama getir. Her şeyin açıklaması vardır futbolda. Var değil mi? Yani doğru ve diyor. Şimdi şöyle duruyorsa ya hoca hiç müdahale etmiyor diyor. Değil mi? Hiç müdahale etmiyor. Agresif oyuna karışıyor. Ya ne kadar oyuna karıştın? Dediğin gibi hepsinin cevabı. Yani hepsinin bir açıklaması alayım, var. Alayım puan durumunu. Evet hocam. İyi, şükür olsun. Bu hafta puanları görüyoruz. Evet, ilk defa. Ekrana sığdı. Kardemir Karabük 18, Elazığ 17, Gaziantep Belediye 17, Samsun 16. Şimdi bir bakın, 4. sıradayız. 2 puan var liderle aramızda. 17-18 Elazığ ve Gaziantep. Yani şu hocam, puan tablosuna bakarak ahlanıp bahlanmanın bir anlamı var mı? Hiç yok. Yok ki yani, bir mağlubiyetimiz var, 18 gol atmışız, 9 gol yemişiz, artı 9 avarajı olan başka bir takım yok. Yani bir baktığınız zaman 1.75-1.8 ortalamayla gidiyoruz. Çok büyük bir problem görmüyorum ben. Yani bunu şunun için söylüyorum, şimdi insanlar yolda izde mesajla soruyorlar ya, bu Samsunspor'un hali ne olacak? Ya Samsunspor'un halinde bir şey yok. Samsunspor şu anda ligin şampiyonluk potasında yer alan, ilk 9 hafta için söylüyoruz tabii bunu, çok önemli bir puan almış yerde. İşlerin çok kötü gittiğini söylemek için art niyetli olmak lazım. Ha biz bu 16 puanın üzerinde olabilir miydik? 20-21 olabilir miydik? Olurduk. Olurduk. Ama 12-13 de olabilirdik. Doğru mu? Tabii. Yani sezon başından beri aldığımız puanlara bir baktığımız zaman birinci haftada Altın Ordu gibi yani birinci hocam. Haftadan itibaren aldığımız sonuçlara baktığımız zaman hep ne konuşuyorduk? Yani ilk 5 maç sonunda burada konuştuğumuz, yaptığımız program biliyorum ben. Son yılların en iyi sezon girişi evet. Dedik değil mi? Ha bir duraklamamız var. Kabul ediyoruz bunu son 3 maçta. Oyun olarak da bir duraklama var, skor olarak da var, gol olarak da var. Kabul. Ama bu duraklamayla ilgili şu üç takımı da niye durakladığımızı da bir düşünmek lazım. Bakın, duraklamada dediğimiz birinci maç Gaziantep Belediye maçı iç sahada. Gaziantep Belediye şu anda ligin namağlup tek takımı. 17 puanı var. Hani Ümit Hoca diyor ya, bu piyangodan mı aldı bu takımlar puanları diye, haklı. Karabük Spor'la oynadık, berabere kaldık, bak yenilmedik yine. Antep'e yenilmedik, Karabük'e de yenilmedik. Ama iç sahada oynuyoruz. Olabilir. Yani her iç saha maçını kazanacağız diye bir ayet yok ki. Karabük Spor takımının kadro kalitesini şöyle bir isim isim bir değerlendirin.
Bir tecrübe durumuna bir bakın. Oturmuşluğuna bir bakın. Herhalde canım. Hocam bir kere Muhammed Reis. Muhammed Reis. Adam ne dedi? Bak say kadroyu. Türlü... Kadroyu sayar mısın? Adriano. Fanki, kaleci, çok İsmail yorum Dinler. Çok yapabileceğimiz, yorum yapabileceğimiz bir şey değil. Ne? İsmail Dinler. Önemli bir sol bek. Kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rıza Efendioğlu, Alex var. Simon Zenke var. Köksal, Zenke yıllardır burada oynuyor. Bu ligin önemli forvetlerinden bir tanesi. Köksal yedek, Recep Aydın, İzzet Yıldırım, Muhammed Bak, İzzet Reis. İzzet Yıldırım'ı biz 2-3 sezondur istiyoruz. Maddi imkansızlıklardan dolayı alamadık. Aynen öyle. Hep kafaya oynayan takımların transfer listesinde yer almıştır. Murat Akın var. Kerim Zengin, Ergün Töber, Cemil Adıcan. Buyur. Şimdi Ozan, kötü kadro mu? Şey de kulübesi de iyi hocam. Kötü kadro mu? Doğru. Değil. Doğru. Hocam ha, şimdi onu diyordum. Bu duraklamada 3 takım. Biri Karabük, biri Gaziantep Belediye, bir diğeri Alanya. Alanya maçında nasıl kaybettiğimizi gördük. 90+5'te. 2-2'ye getirmişiz 2-0'dan. Basit bir hata, olmayacak bir iş. Adam fotoğraf çektirir gibi vurdu, gol oldu. Evet. Futbolda bunlar var. O yüzden yani ne olacak bu Samsun Spor'un hali? Ya yok bir şey Samsun Spor'un halinde, bir şey olmayacak Samsun Spor'a. Şimdi bu hafta Elazığ maçından sonra da bu sorular sorulabilir. Yeneriz, yeniliriz. En kötü senaryoyu düşün. Karabük yensin, 21 yapsın, biz 16'da kalalım. Liderle 5 puan. Kötü müdür ilk 10 haftada? Değil hocam. Yok. Değil. Kötü değildir. Hocanın aslında ısrarla üzerinde durduğu, altını çizdiği bir nokta var. Diyor ki biz hep kafadan takımlarla oynayıp bu puanları topladık. Bizim bundan sonra oynayacağımız takımlara bir baktığımız zaman ligin 10. sırasının altında yer alan takımlarla biz oynayacağız ki gerçekten Göztepe dışında kağıt üzerinde baktığımız zaman Göztepe takımının dışında bizi çok zorlayabilecek olan bir maç ben de görmüyorum. Bunu ben 2 hafta önce söylemiştim sana hatırlarsan. Doğru. Karabük ve Elazığ maçlarını geçtikten sonra bizim için zorluk derecesi Karabük'ten de, Antep'ten de, Alanya'dan da, Elazığ'dan da daha zor bir maç, bir Göztepe evet. maçı var benim bildiğim, hatırladım. Hocam ondan sonra 10. sıradaki onun altındakilerle oynayacağız. Yani onu söylüyorum. Anladım. Yani zorluk derecesi düşük takımlarla oynayacağız Göztepe hariç. Şimdi hocam görüntülerle beraber bitireceğimiz için süremizin de az kaldığını söylüyorlar. Yani şeyi vereceğim. Hocanın basın toplantı. Bu arada hocam bir şey öğrendim ben bugün. Her takımda PTT 1. Lig ve Süper Lig'lerde turkuaz formanın şart olduğunu biliyor musun hocam? Turkuaz forma. Bak bizde mesela bugün turkuaz forma mavi renkte çıktı. Samspor'da. Hakan Hepşen. Evet hocam. Geçmiş haftaların disiplin sevklerini inceledim. Disiplin sevklerinde adı geçmeyen bir oyuncu için Perşembe günü herhangi bir ceza bugüne kadar çıkmamış. Hı. Ergün Teber'in de ismi geçmediği için herhangi bir ceza almayacak diye bir hatırlatması var. Teşekkür ederim. Onu Hakan. Perşembe gün göreceğiz. Hasan Vural bize mesaj atan seyircilerimizden. Erol Çetin İstanbul'dan. Kanatsız Meleğim Benimlikiyle yazan izleyicimiz. Ekrem İşçi, Barış Yazıcı, Celil Ganik, Serkan Gündoğan ve Akın Yıldız'a da Kahraman Topsakal, Fatih. Teşekkürlerimizi iletelim. Herhalde süreden dolayı mesajlarına yer veremiyoruz. Kahraman Topsakal, Fatih Güngörsün, Muzaffer Savaş, Zafer Keskin, Ali Taflan, Samet Güven, Hasan Tahsin, Ergin, Melek Şen, Süleyman Şen, Aydın Fırat, Celil Ganik, Arif Döndür, Ahmet Arıkan, Ergin Demiroğlu, Vefalı Kuzey Kuzey. Bunlar da bize İsa'dan yol da yerler. Bir hatırlatma var İsa nedir? Karaca Bey'den. Cuma günü deplasmanda oynayacağımız Elazığ Spor maçı TRT HD'den yayınlanacak. HD'den saat 18.30'da bildiğim kadarıyla. İsa'ya da teşekkürlerimizi iletelim. Evet. Bir kez daha. Sevgili izleyiciler ben sizi görüntülerle baş başa bırakacağım. Hocanın açıklamaları var. Bir de TRT'nin PTT 1. Lig dosyası adı altında yayınladığı bir görüntü var. Eğer zamanımız varsa onu ikinci bölümde yayınlayacağım ama şu anda şeye gidelim. Hocanın bugünkü basın toplantısında çok önemli açıklamaları var diyorum. Selçuk Yılmaz, seni unutmadık. İhsan'ın arkadaşı olarak seni de
forma için burada notlarımı aldım. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ağzına ederim. Sağlık. Elazığ karşılaşmasında Cuma günü akşam Samsun Spor'umuza başarılar diliyorum. Ben Elazığ maçının Karabük maçından da Antep maçından da daha kolay geçeceği kanaatini taşıyorum. Bizim oyun karakterimize daha uygun bir maç bekliyorum açıkçası. Teşekkür ediyorum. Evet, yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri bugünkü Ümit Özat Hoca'nın basın toplantısında şöyle kulaklarınızı biraz daha televizyona yaklaşın, dikkatle dinleyin. Hepinizi rahatlatacak, sizin kafanızdaki sorulara cevaplar bunun içerisinde. İyi akşamlar diliyorum. Samsun'da doğdum, Samsunsporlu yaşıyorum, Samsunsporlu öleceğim. İyi geceler. Soru da söyleriz. Hocam bu hafta kazanırken de aynıyım, kaybederken de aynıyım, berabere kaldığımda da aynıyım. Evet. Onun için benim mazeretleşim hiçbir zaman olmadı bugüne kadar. Yani gülüyorsam da hep gülüyorumdur. Çünkü bir adam yalandan gülemez. Ciddiysem de hep ciddiyimdir. Bir adam yalandan da ciddi olamaz. 3 gün ciddi olur, 4. gün agresifsem de hep agresifimdir yani. Benim duruşumda hiçbir zaman değişiklik olmaz. Onun için mazerete de sığınmam. Eksikler varken o hedefleri koyan benim. O eksikler, biz şampiyon olmak istiyoruz, çıkmak istiyoruz dediğimizde de Taha sakatlanmıştı. Ivanov yoktu. Bundan sonra da bizim fikirlerimizde bir değişiklik olmayacak. Ama şöyle bir gerçek var ki, şimdi tabi olaya biraz şöyle bakmak lazım, yani şaka bir yana. Şimdi bakın, bu takım yeni bir takım, yeni yapılanan bir takım ve ben buna rağmen hiç korkmadan cesurca çıktım. Hedefimi her zaman ortaya koydum, bu hedefimde hiçbir zaman sapma olmayacak. 20-25 trilyon maliyeti olan bir Karabük Spor takımının karşısına bu takım bunca eksiğine rağmen 35 dakika pozisyon vermeden rakibi 10 kişi bırakana kadar oynadı. Nasıl oynadı? İlk defa Mustafa Sevgi tek önlü bir oynadı. Yanındaki ikinci önlü bir Mehmet Çakır. Sağ açık Musa, sol açık Ekigo, önde Ofi Alperen. Neredeyse 4-6 gibi 6 tane ofansif oyuncuyla çıktı bu takım. Onun için buna rağmen 11-11'lik oyun bölümde bile bir tane bile pozisyon vermeden sahada mücadele eden bir Samsun Spor vardı. Şimdi dolayısıyla ben maçlara hep tek başına bakıyorum. Elazığ maçı. Bizim için oradan alacağımız bir puan bile bizim için çok önemli bir puan. Çünkü ondan sonra bizim oynayacağımız maçlar ilk 10'un altındaki takımlarla. Yani Samsun Spor gerçek performansını ortaya koyduğu zaman kazanabileceği maçlar da geliyor. Bu bir gerçek. Bu takım 9 maç yapmış. 1 mağlubiyet almış. 4 galibiyet, 4 beraberlik almış. Çok bireysel hatadan gol yemiş ama buna rağmen bugün Altınordu Göztepe'yi yenmiş, Elazığ'ı yenmiş, Karabük'ten puan almış. Siz 4 atmışsınız Altınordu'ya. Sizi de yenebilirdi Altınordu. Siz burada Karabük'ü yenebilirdiniz. Aynı puandaydınız. Şimdi maç kaybedebilirsiniz. Puan da kaybedebilirsiniz ama inancınızı kaybetmeyeceksiniz. Ben inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Ve bu takımın oluşumuna şöyle bakın. Kalecisi yeni. 3 maç 1 oynamış, 5 maç 1 oynamış. Canberk 2 sene boş geçmiş, oynamaya başlamış. Oğuzhan yeni, Osman yeni, Ersel yeni, Alperen yeni, Ercan yeni. Burhan oyunda, 2 stoper hariç sahada 9 tane ofansif oyuncuyla oynayan bir Samsun Spor. Şimdi insanlar diyor ki 11'e 9 olabilir. Biz Galatasaray'ı 7 kişiyle 1-0 yendik. 10 kişiyle 6-0 yendik. Futbolu şeyi var mı? Garantisi evet. Var mı? Evet. Gün gelecek belki bir kişi eksik. Biz maç kazanacağız. Futbol bu. Futbol bundan futbol işte. Dolayısıyla şu algının oluşması kötü yalnız. Ya bu takım içeride dışarıda 3 atacak 4. Karşında bir rakip var ya şeyden önce. Yani bunu bir karşında da
seninle mücadele eden bir rakip var. Ona da saygı duyacaksın. Kim ister, kim istemez içeride dışarıda 3 atmayı. Ama 6 tane 19-21 yaş arası bir oyuncuyla korkulan bir takım yaratmayı başarmak, karşınıza gelen bugün geçen seneden sadece 5-6 oyuncusu bir arada oynayan tek takım Antep Belediye. Onun dışındaki bütün takımlar, bir de Altınordu takımı oynuyor. Bütün takımlar yeniden kurma takımlar. Bunların çoğu yeni kurulan takımların hepsi ikincilik oyuncuları. Yani bu ligin oyuncuları, PTT birincilik oyuncuları. Ama biz de öyle bir takım olmamıza rağmen 6-7 tanesi artık sürekli oynamaya başlayan, yeni oynamaya başlayan bir Samsunspor. Geçen sene Alperen bu takımda girip çıkıyor muydu? Denilemez. Ersen zaten 2B'den geldi. Bekir 2B'den geldi. Oğuzhan'ın geçen sene bir tane maçı yok. Can Berk'in 2 senedir bir tane maçı yok. Kim var? Burhan yavaş yavaş girip çıkmaya başladı. Yani siz söyleyin, aklıma geldikçe söylüyorum işte. Yani dolayısıyla bu takım maç oynadıkça çok daha yerlere gelecek. Bu yolda düşmeler, kalkmalar bunlar olacak. Ama önemli olan inancı kaybetmemek. Yani bu takımın gol yemediği her maç bir defa başarılıdır. İçeri dışarı fark etmez. Yani içeride 3 alırsınız, dışarıda 1 alırsınız. Gün gelir dışarıda 3 alırsınız, içeride 1 alırsınız. Onun için ben oyuncularımın çoğunun göstermiş olduğu performanstan son derece memnunum. Hocam basın toplantısında bizim gazeteci arkadaşlardan Ender size sorduydu. Sevgi ile Ofi'nin işte maç içerisinde böyle biraz kendilerine, birbirlerine karşı biraz sert davrandıkları ve bugün de basında da yer aldı o. Bu kazanma hırsından mı kaynaklanıyor? Kazanamamak, kaybetmek hırsından mı böyle bu şeyler oluyor? Şimdi bunu siz öğreneceğim demiştiniz. Öğrendiniz mi son? Onu öğrenmek istiyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Bu ülkede her şeyin bir cevabı var. Maçı kazanırsınız, hırsa bakın derler. Müthiş bir hırs derler. Maçı kaybedersiniz, ya takımda da disiplin yok derler. Bunlar birbiriyle kavga ediyor derler. Biriniz, şimdi internete bakıyorum, Twitter'da bir taneniz yazmış, kim yazmış bilmiyorum tabii çok. Demiş ki ya hoca çok agresif. Ya kardeşim Ümit Hoca 4-0 kazanırken de böyleydi. 4-0 kazanırken niye yazmadı? Ümit Hoca berabere kalırken de agresif. Galipken de agresif. Mağlup olunca da agresif. Ümit Hoca yeni agresif değil ki. Ümit Hoca hep böyle. Ya bir şeyi yorumlarken önce bir mantık süzgecinden geçirebilir. Sen yorumcusun, yorumlayabilirsin. Ben sana neyi nasıl yorumlayacağını öğretemem. Bir de bu adam 10 haftadır böyle. 10 yıldır böyle. Karabüyü 9 kişi yenemeyince mi bu adam agresif oldu? Önce bir kafanla bir geçir. Ya da hangi oyuncudan haber alıyorsun içeriden onu bilemem de. Yani önce bir mantık süzgecinden geçirmek lazım. Boş konuşmamak lazım. Bu bir gerçek. Çünkü hepimiz kavga ettik ya. Ben de Alex'le kavga ettim. Şimdi Fenerbahçe'de otorite mi yok diyeceğiz? Galatasaray'da kavga olmuyor mu? Olabilir. Bunlar çocuk ya. Yani yaşı ne olursa olsun oyun içerisinde gol gelmemiştir. İkisi de golü bulma hevesine kapılmıştır. Bunlar çok normal şeyler. Bunlar olmaz. Şimdi bakın biz Denizli'de şampiyonluğu kaybettik. Dediler ki kardeşim bir kişi bile kırmızı kart görmedi. Takımda hiç hırs yok dediler. İnanın bana orada şampiyonluğu kaybettiğimizde biri kırmızı kart görse derlerdi ki kardeşim bu vatan haini derlerdi. Ya son maçta takımı yalnız bırak derlerdi. 10 kişi bırak derler. Hangisi? Yani her şeyin bir cevabı var. Dolayısıyla onun orada bitmesi lazım. Orada bitti. Sorunuzdan maçtan sonra kavga oldu mu? Yok. 5-2'de aynı grupta oynuyorlar mı? Her zaman bir aradalar mı? Oraya öyle bakmak lazım. Ama işler kötü gittiği zaman bahane üretmek çok üretilir. Her yerde böyle. Yani işler iyi gittiği zaman kötü yaptığın şeyler bile, yanlış yaptığın şeyler bile doğru aktarılır. İşler iyi gittiği zaman. İşler kötü gittiği zaman da iyi yaptığın şeyler bile, doğru yapılan şeyler bile yanlış lanse edilir. Dolayısıyla bunlara bakmamak lazım. Bu takım 3 maçta 2 puan aldı. Kim de oynadı bu takım 3 maçta?
Alanya Karabük. Biri lider. Bu takım 18 puanı çok güzel almadı. Kulübesine bakın. Girenle çıkanına bakın. Geniş bir kadro var. Şimdi yarın şimdi konuşuyorlar. Can Bek niye çıktı? Bir defa Can Bek'in oynayacağı maç saatinde gerçekleşti. Bilgi sahibi olmadan yorum yapıyorlar. Hatta maça çıktığımız an ben Can Bek'i oynatmayacaktım. Sakatlığını yükseltti. Ve Can Bek kendini koruyarak oynadı. Doğru değil. Sakat sen oynamayacaksın. Allah razı olsun oynuyorsun ama hem kendine zarar hem takıma zarar. Bir defa bu Adeli'yi koruduğu zaman diğer Adeli sakatlanacak. Ona yük biniyor. İkincisi, kim olursa olsun insanları bir anda ne gökyüzüne çıkarın ne yerin dibine sokun. Can Bek bu takımın sahibi sezon başından beri bir tane asisti var. Alanya maçı. O da Alperen muhteşem bir orta yaptı da şey vuruş yaptı da gol oldu. Orta gitse o da asist değil. Ya bir durun 19 yaşındaki çocuğa Can Bek, Can Bek, Can Bek. Gören de zanneder ki yani sağdan kafı gidiyor. 3 maç bir asist, 3 maç bir asist. Ya olacak mı çocuk? Ama siz bu çocuğa böyle davranarak bu çocuğu bitirirsiniz. Bir durun bakalım ne oldu? Niye çıktığını biliyor musunuz? Peki bugün Can Bek olmasa? Alternatif kim? Ercan'ı koyacaksın. Oğuzhan olması alternatifi kim? Evet. Osman olması alternatifi kim? Ercan. Böyle geliyordu. Bir durun ya daha bunlar çocuk ya. Süt bunlar daha ya. Ya bu çocuklar 16 puan aldı. Bu çocuklar takdir edilmesi gerekirken şimdi geliyor eleştiriliyor. Bugün Zola'dan istediğimizi alamadık. Taha daha yeni yeni dönüyor. Hasan'ın yokluğunda ilk defa Mustafa Sevgi Samsunspor forması altında tek ön libero oynadı defansın önünde. Ve yanındaki oyuncu kim? Yılların sağ kenar oyuncusu Mehmet. Ha, şuna varım. Rakip 9 kişi kalır. Sen ofansif hamle yapmazsın. Kazanmak için hiçbir şey yapmazsın. Hala beklersin. Burhan'ı almışsın forvet oyuncusu. Evet. Ekiko forvet oyuncusu, Ofe forvet oyuncusu, Alperen forvet oyuncusu, Ersel forvet oyuncusu, Mustafa doğru. Sevgi ofansif, Mehmet Çakır ofansif. Ne kaldı geriye? İki tane stoper kaldı. Oğuzhan da Allah razı olsun gidiyor geliyor. Olmadı mı? Olmuyor bazen böyle. Evet. Hocam dediğinize katılıyorum. Yani bu çocuklar gerçekten çocuk. Sizin tabirinizde süt diyorsunuz. Şimdi çocuk olmaları hasebiyle, yaşlarının da genç olmaları hasebiyle tabii ki kırılgan da bir yapıları olmaları gayet doğal. Evet. Az önce sizin işaret ettiğiniz o sağ kenarında bazılarının agresif dediği ama sizin belki maçı yaşama adına ya da sizin doğal yapınız itibariyle o oyunculara bağırmanız, ikaz etmeniz, çeşitli şekillerde agresif olarak algılanan bu davranışlar çocukların psikolojileri üzerinde oyun esnasında acaba bir tutukluk, bir hata yapma korkusu, bir kendine güven problemi yaratabileceğini düşünüyor musunuz? 4-0 kazandığı zaman yarattı mı ki bugün yaratacak? Urfa'yı 2-0 yendiğin zaman yarattı mı? Bolu'ya 3 attığın zaman yarattı mı? Trabzon'a gidip Trabzon'da yendiğin zaman yarattı mı ki bugün yaratacak? Adam 17 yaşında Dünya Kupası'nda oynuyor. Siz 21 yaşındaki oyuncuya genç diyorsunuz. Ben genç diyorsam hangi anlamda genç diyorum? Önce onu bir sorun. Hangi anlamda genç diyorum? Olgunluk anlamında. Şimdi bunlar geçirse kaç maç oynadı? Hadi sayın bakalım. Bekir'in bu ligde bir tane maçı yok. İlk sezonu. Can Berk'in de yok geçen sezon. Can Berk'in geçirse bir tane maçı yok. İlk sezonu. Ercan'ın devamlı maçı var mı? 10 maçı var mı? Yok. İlk sezonu. Alperen Türkiye Kupası'ndan önmüş ligde girme çıkmış. Oynayan bir oyuncu olarak ilk sezonu. Ersel zaten 2B'den geldi. Oğuzhan'ın geçirse bir tane maçı yok. İlk sezonu. Burhan şöyle bir maçta oyuna giriyor ve bakın ben Burhan'a ne dedim biliyor musunuz? 11-11 iken maçtan önce maç sabahı saat 8.30'da kahvaltıya çağırdım Burhan'ı. Bak bugün seni oyuna alacağım dedim. Rüyamda mı gördüm oyunu alacağımı? Yok. Çünkü ben o maçı kafamda 50 defa oynuyorum. Maçın nereye gideceğini biliyorum. Maç gecesi biz yardımcılarımızla konuşurken biz rakibin 10 kişi kalacağını da kendi aramızda da konuştuk ölmedi oradalar sorabilirsiniz. Çünkü stoperleri ağırdı.
arkaya ofiye atacağımız her topta, ofiye de ikiyi kaçıracağımız her topta bir tanesinin kart göreceğini biliyorduk. Tesadüf onlar olmadı da sol bek kademeye girdi, onu oldu. Yani ne için söylüyorum? Şimdi bakın. Bir, benim bu çocuklara sesim sahada yükselir. Onun dışında yükselmez. Kendilerine söyledim. Yemelerine karışmam, gezmelerine karışmam, içmelerine karışmam. Dışarıda her şeyi beraber yapabiliriz. Samsun spor forması giyiyorsan her şeye katlanacaksın. Vallahi kimse kusura bakmasın. Bana biri 18 yaşında bu formayı verecek. Bırakın bana sağ kenarında bağırmayın. Günde 3 öğünde bana 2 tane tokat atsın. Şimdi kusura bakmasın yani. Hem o formayı giyeceksin. Hem de alıngan olacaksın. Öyle bir şey yok. Bir futbolcu taça, kim olursa olsun taça at dediğin yerde topu alıp rakibe verirse ona tabii ki bağıracağım ben. Ama işler kötü gittiği zaman kimse demiyor ki ya helal olsun bu adamı, 6 tane 18 yaşındaki adam oynatır demiyor. Ben bu riski alıyorsam gerekli fırçayı da atarım. Onun getirisi götürüsü bana ait. Öyle bir şey yok. Öyle aslanım, kaplanım diyemem. Ben dersem ben eleştiri de herkesin içinde yaparım. Bakın ben mesela çok enteresan bir şey söyleyeyim. O gün takımla bir konuşma yaptığımda ha bir de şu var. Şunu derseniz haklısınız. Ya kardeşim bu adam Ofi'ye, Eki'ye hiçbir şey söylemiyor da Alperen'e Can Berk'e söylüyor. Acaba çocuklara bir sorun bakayım. Onlardan daha fazla fırça yiyen var mı? Ofi'den, Eki'den başka. Daha fazla. Onlardan daha sert fırça yiyen var mı benden? Benim için hayatta tek ideal akşam eve gittiğim zaman çocuklarıma Ahmet'le Mehmet arasında hak yememiş, işini doğru yapmış bir hoca olarak ekmek götürebilmek. Kazanmak ya da kaybetmek değil. Eğer ben Alperen'e, Canberk'e, Ersel'e bağırdığım yerde Ofi'ye, Eki'ye, Musa'ya aynı dozda değil, daha fazlasını bağırmıyorsam o zaman ben işimi doğru yapmıyorum. Hak ettikleri zaman diyorum. Bakın o gün Ofi'ye ne dedim? Şimdi Ofi'de de böyle bir şey var, Türk futbolcularda da var. Ronaldo böyle penaltı atmaya gelirken veyahut da duran topun başına gelirken iki bacağını açarak geliyor böyle. Yani bir duruşu var Ronaldo'nun topun başında. Bilirsiniz. Ya da bir gol sevinci var. Dedim Ofi güzel ama sen Ronaldo'nun en kolay tarafını örnek alıyorsun. Ha, gol sevinciyle Ronaldo olunmuyor. İki ayağını açarak topun başına gelmeli Ronaldo olsa ben 120 kiloyum, ben de olurum. Bunun örnek alacağın başka taraf var. Çalışmayla Ronaldo olunuyor. Adam Malaga'ya yenildiği zaman ağlıyor. Sen kazanıyorsun yılda 220 bin euro, onun aylık maaşı 1 milyon euro. Maç kaybettiği zaman ağlıyor. Ronaldo veyahut da bakın, örnek alacağınız adamları giyimiyle, kuşamıyla, saç tıraşıyla, bindiği arabayla, konuşmasıyla değil. Bu adamlar nasıl oraya gelmişler, nasıl orada kalıyorlar? Öyle örnek alacaksın. Yoksa bir maç çıkayım, gol atayım, 5 maç yiyorum, böyle Ronaldo olamazsın. Yıldız futbolcu her maç 7'lik, 8'lik, 6'lık, 17'lik oynayan oyuncudur. Yıldız futbolcu bir maç 2'lik, bir maç 10'luk oynayan oyuncu değildir. Bakın bu takım Kone'nin olmadığı 3 maçı kazanamadı. Ama bu takım Ofi'nin olmadığı maçı da kazandı. Bir başkasının olmadığı maçı da kazandı. Ha, yarın bir gün Kone varken de kazanmayabilir. Ama takım oyuncusu olmak başka bir şey. Ve o agresif olayında eğer Ümit, Ahmet'le Mehmet arasında, şimdi bazı eski antrenörler vardır, kafasında bir 11 belirler, yaşlı oyunculardan yandan ayrılmaz, gençlerin yüzüne bakmaz. Ben 32 yaşında teknik adamlığa başladım, benim kadar genç oyuncu çıkaran başka bir antrenör yok. Ben bu riski alıyorsam karşılığını alacağım. Vermeden almak Allah'a mahsus. Olarak mı değerlendiriyorsunuz yoksa hocam eldeki mevcut kadrodan imkansızlıklardan doğan bir gençlerin şans bulması olarak mı değerlendiriyorsunuz? Hiç fark, nasıl değerlendirseniz değerlendirin. İstesem oynatmam. Evet. Nasıl değerlendirseniz değerlendirin. Hiç önemli değil. Yani şöyle bakın. Burhan oyun almasam hanginiz dersiniz ki Burhan oynamalı?
Alperen'i oynamasam hanginiz dersiniz ki Alperen oynamalı? Eğer Alanya'da golünü görmediğiniz zaman, görmeseydiniz ya da ben o şansları vermeseydim. Ersel'i oynatmasam hanginiz der, nereden tanıyordunuz ki Ersel'i? İki Bey'i mi takip ediyorsunuz? Bu ligi takip ettiğiniz kadar. Öyle ya. Ama ben onlara güveniyorsam, ben onların bir abisiyim, babasıyım. Tabii ki kızacağım. Öyle bir şey yok. Öyle. Cep telefoncu spor